Yatırımlarınız ile geleceğinizi planlayabilmek, finansal olarak mantıklı adımlar atabilmek, doğru zamanda doğru yatırımı yaparak hayallerinize ulaşabilmek için Bayinan Bitcoin ve danışmanlık hizmetleri. Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü yayınımızda piyasamız malum düşüşte, geri çekilmede, bundan konuşacağız. Ve sonrasında sizlere bir coin'den bahsedeceğim. Böyle 3 dolarlardan düşmüş 1 dolara ve geleceği çok güzel parlak olan bir coin. Öncelikle sevgili dostlarım, piyasada düşüş demek, yani zarardayım demek, %30'un üstü, %40'lık bir zarardaysanız eğer piyasada düşüş var demektir. %10, %15'lere biz geri çekilme diyoruz. Daha önce de bunu bahsetmiştim. Düşüşlerde, yani bu tarz geri çekilmelerde yandım, bittim, zarardayım, bugün de zarardayım, yarın da zararda olacağım, buradan satayım, düşükten geri alayım gibi gibi düşünceler size hep zarar yazdırır. Onun yerine bu tarz düşüşleri fırsat olarak görürseniz, kripto parada hep kazanan siz olursunuz. Kripto paranın sırrı biraz da ticaret yapmak gibidir. Ticaretten anlıyorsanız eğer, kripto parada başarılı sonuçlar elde edersiniz. Ama ticaretten anlamayan bir insanın ya da yatırımdan anlamayan bir insanın başarılı olabileceği bir yer değil burası. Çünkü bunu neden söyledim? Böyle gördüm, yaptığımız araştırmalarda denk geldi. İşte bugün de zarardayız, yarın da zarardayız. Dün %3 zarardaydık, %5 zarardayız. Sevgili dostlarım, geçen sene tam bugünden bahsetmek istiyorum. Bakın, geçen sene bugünlerde, işte bu aylarda, Eylül ayında, Ağustos'un sonunda başlayan bir düşüş oldu. Tabii o düşüştü ve piyasa %60 küçüldü. Küçülmüş rakamlarını söyleyeyim mi? Bitcoin 8 ile 10 bin dolar arasındaydı. Bir yıllık farka bakın. LinkedIn, bunu çoğu videomda üstüne basa basa da söyledim. Hatta bir sene önceki videolarıma gidin. Şöyle bir cümle kullanıyorum. Sevgili dostlar, Bitcoin LinkedIn, China LinkedIn şu anda 97 Türk lirasında ama merak etmeyin 120 TL'yi kıracak diye. Bir yılda LinkedIn, piyasanın, Bitcoin'in nereden nereye geldiğine bakın. Özellikle düşüş olduğu zamanlarda fırsat bilip, geçen sene ne kadarmış, bu sene ne kadar, 6 ay öncesinde ne kadar, bu tarz grafiklere bakarsanız, bir, psikolojiniz daha sağlamlaşır, iki, geleceği, yani bundan 6 ay sonrasını ya da 1 yıl sonrasını biraz daha görme imkanına sahip olursunuz. Malumunuz piyasaya da çok yeni, daha böyle yatırımdan anlamayan, ticaretten anlamayan, sağdan soldan duymuş, şu coin alalım, bu coin alalım diye almış ve şu an %10, %15 içeride olup zarardayım diye olan dostlarımız var. Bunu, bu yayını, başlangıcını onlara ithafen hazırladım. Bu yüzden de sevgili dostlar, kripto parada düşüş fırsattır. Bu fırsatı nasıl değerlendirebilirsiniz? Kenarınızda unuttuğunuz, kullanmayacağınız bir nakit vardır. Elinizde coin varsa maliyet azaltma yapabilirsiniz. Ya da coin yok, ilk defa alım yapacaksanız kademeli kademeli alım yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Burada önemli olan, bunu da gördüğüm için söylüyorum, banka kredisiyle, sağdan soldan borç ile kripto paraya yatırım yapmayın. Başkasının parasıyla yatırım yapılmaz. Sonuç %99, elzem bir zarardır. İşte bundan dolayı bu fırsatı kaçırmayayım diye de sağdan soldan 20 bin, 30 bin, 50 bin alıp da ya 3 ay sonra vereceğim. Evet, 3 ay sonra piyasa çıkabilir ama 3 ay dolmadan o paranın sahibi ya da banka herhangi bir sebepten dolayı geri isterse patlarsınız. Bundan dolayı. Ve tekrardan normal konuya geri dönelim. Yatırımın mantığı bu tür düşüşleri fırsat olarak görmektir. Bu tarz düşüşleri zarar olarak görenlerin çoğu, %99'u
kripto para piyasasında para kazanamamış ve hiçbir zaman para kazanamayacak insanlardır. Ama fırsat gören, ya bu düşüş bir fırsat, benim kenarda şu kadar daha var, alım yapayım veya bakın çok güzel bir örnekle bu konuyu bitirip yeni coin'e geçeceğim. Bir ok ve yay hayal edin. Okun çok uzağa gitmesi için önce yayın ve okun geri çekilmesi gerekir. Geri çekilme. Haliyle bizim de şu an yaşadığımız bu. Ocağa kadar yine bir altcoin rallisi ve bitcoin rallisi olacak. Bu aldığımız fiyatlar artık bugünün fiyatları tamamen böyle dip yapmış. Çok güzel, ucuz fiyatlar. Ve bizim de elimizde, Bayinan ailesinin de elinde bazı coinlerimiz mevcut. Ve bunları ucuza satmadan, bakın ucuza satmak niyetinde de değiliz. En az %20 üstü, %30, %40 karların konuşulacağı bir günü bekliyoruz. Satış yapabilmek için. İşte sevgili dostlarım, sevgili omuzdaşlarım, kripto para piyasamızda bu düşüşler olacak. Belki bundan 3 ay sonra tekrar böyle bir video yapacağız. Böyle düşüşlerden bahsedeceğiz. Belki 6 ay sonra yapacağız. Burası hiçbir zaman bilinmez tabii ki. Ama bu düşüşleri benim gözümden, benim gibi görürseniz, bir fırsat olarak görürseniz hep bizler gibi kazanan tarafta olursunuz. Ya da kaybeden, panik satışı yapan, pozisyon değiştiren, param yandı bitti, kül oluyor diyen tarafta olursunuz. Ve şimdi sevgili dostlar, yeni bir coin. Bundan bahsetmiştik yayının başında. Bu coin'in adı Alpha coin'i. Alpha Finance Lab diye geçer. Kodu Alpha'dır. Şimdi yazısı da geçecek zaten, göreceksiniz. Şu an Binance'da güncel fiyatı 1 dolar. 1.05, 1.07 diye devam ediyor. Alım fiyatı 1 dolar sevgili dostlar. Ve bu coin bu son 3 ay içerisinde 2.95'ten geri düştü. Bu coin genellikle staking'de DeFi coin'i ve staking'de de çok kullanılan bir coin. Bu ne demek? Belli zamanlarda işte 3 dolardan 1 dolara düştüğü gibi 1 dolardan 2 dolara, 2.50 dolara çıkabilecek bir coin demektir. Ve biz de Bayinan ailesi olarak 1.05'ten 1.06'lardan bu coin'i aldık. Hatta alımlarımızı da bugün yaptık. Alım yaparken elimizde nakit bırakarak alım yaptık. Ve yine sermayemizin %70'iyle, elimizdeki nakitin %70'iyle, %60'ıyla alım yaptık sevgili dostlar. Diğeri, geri kalanla bizim yedek akçemiz, stop loss yerinde kullanacağımız nakit. İlk satış hedefimiz 1.3 dolarda. Yani %25'lik bir kar belirledik kafamızca ve bunu da ilk 1.25'e geldiğinde o günkü grafik, ama tek grafik değil, piyasanın hacmi, coin'in hacmi, alım satım bilgileri, genel piyasanın teknik analizinden sonra 1.3 dolarda da satabiliriz. 1.5 doları da gerekirse, istediğimiz şartlar oluşursa bekleyebiliriz sevgili dostlar. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Bizim için zaman kavramı yoktur. Rakam kavramı vardır. Eğer ki 1.3, en küçük hedefimizden bahsedelim Alfa'da, 1.3'e, 3 demek %25 kar demektir. Buna ulaşabilmek için bir haftada bekleyebiliriz, bir ayda bekleyebiliriz, belki 2 ay bekleriz. İşte bu yüzden zaman kavramımız yok, rakam kavramımız var. Ama biz Bayinan ailesi olarak ve siz dostlarıma bunu da konu söylüyorum, 1.05'lerden 1.07'lerden aldığımız Alpha coin'ini ilk satış hedefimiz 1.3 dolar. Eğer ki burada istediğimiz şartlar oluşursa satış girmeyip 1.5, %45'lik bir karla 1.5'i bekleyeceğiz. Yani 1.5 dolara. Eğer ki orada yükseliş trendi devam ederse, alımlar hala devam ediyorsa, bir satış bloğu yoksa, satış baskısı yemiyorsa 1.8 dolara kadar da bekleyebiliriz sevgili dostlar. Burada tabii ki ben size düşüncelerimi anlatıyorum. Yaptığımız, aldığımız coinlerden sadece 10 coin'den birini size anlattım. Birini anlatıyorum.
sevgili dostlar. Ve burada önemli olan da, bakın daha önceden de Nest'i paylaştık, birçok coin paylaştık. Sağ olsun güzel yazılar da geldi, güzel mailler geldi. Kaba'dan kazandık, BLZ'den kazandık diye. Bunlar da beni çok mutlu etti. Ve elimizden geldiğince piyasaya oynamadan, görüntülenme derdine girmeden, izlenme derdine yani YouTube'dan 3 kuruş kazanma derdine girmeden şeffaflıkla sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz sevgili dostlarım. Daha önce de her yayınımda özellikle de belirtiyorum. Sağlık kripto paradan daha önemlidir. Sağlık paradan daha önemlidir. Sağlık her şeyden daha önemlidir. Bu yüzden de sevgili dostlarım, piyasa düşecek, stres yapmayın, bakmayın. Sadece böyle yayınları dinleyin. Anlık piyasa analizine bakmanız size bir fayda sağlamaz. Boşu boşuna stres yapıp sağlığınızdan olmayın. Kripto para piyasamız bir hafta içerisinde toparlanacak. Sonra tekrardan güzel yükseliş trendleri göreceğiz. Bu trendleri gördüğümüzde de tekrardan neşemiz, stresimiz gidecek, neşemiz yerine gelecek. Bu yüzden sevgili dostlarım, sağlıcakla kalın. Her şeyden önce sağlıcakla kalın. İyi günlerde ve iyi akşamlarda kalın.